Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sütlü karnabahar çorbası yapacağım. Önce malzemelerimiz. 250 gram karnabahar, 1,5 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 kaşık tereyağı üzerine kırmızı toz biberle sos yapacağım. 1 bardak, 1 kaşık un, soğan, bir tane patates, bir tane de havuç. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi dilerseniz başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ocağımızın altını yaktım. Yağ ilave ettim. Küp küp doğradım. Soğanları ilave ettim önce. Blender'dan geçireceğim için sıkıntı yok. Patatesleri, havuçları da ilave ediyorum. Bir 5 dakika sotelensin. Bir kaşık unu ilave ediyorum. Karnabaharları ilave ettim. Bardak sıcak suyum var. Suyu ilave ettim. 30-35 dakika pişireceğim. Pişirdikten sonra blenderdan geçireceğim. Çorbamıza bakalım pişmiş mi? Çorbamız pişmiş. Ben ocağımızın altını kapatıp blenderdan geçireceğim. Çorbayı blenderdan geçirdim. Pürüzsüz bir çorba oldu. Bu aşamada en son sütü ilave ediyorum. Harika bir lezzet oldu. Kaynamaya başlayınca tuzunu ilave edeceğim. Bu arada tereyağı ile kırmızı toz biberi de üzerine sos olarak dökeceğim. Servis hazırlayacağım şimdi. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ettim. Sütle 1-2 dakika kaynasın. Ocağımızın altını söndüreceğiz. Karnabahar çorbamız hazır. Sütlü karnabahar çorbamız servise hazır. Üzerine tereyağlı sos yaptım. Azıcık da dereotu. Dereotu çok yakışıyor bu çorbaya. Çorbamız tam kıvamında. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.